Merhabalar efendim, hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün ne pişiriyoruz mutfağımızda? Taze bakla arkadaşlar. Şöyle yakınla da sizlere göstereyim. Görüyorsunuz ne kadar harika değil mi? Evet, tazecik bunları bahçemizden topladık. Şimdi uçlarından az az keserek şu şekilde doğramaya hazır hale getiriyorum. Baharla birlikte ilk oluşan sebzeler baklalar oluyor arkadaşlar. Mevsiminde taze taze yemekten ve şifamızı almakta fayda var. Biz de bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet, baklalarımızın tanelerini bu şekilde ayıkladık. Hepsi çok diyordum ama bunlar zaten çoktan olgunlaşmış, tanelenmiş. Görüyorsunuz çok da güzeller. Bunları hemen şöyle suya koyuyorum kararmaması için. Ve hemen suyuna limon sıkıyorum. Ve de burada bir kaşık kadar un var. Onu ekiyorum şöyle. Baklalarımız kararmasın diyerek de. Karıştırıyoruz. Bu şekilde biraz bekleyecek. Yine bunları da böyle doğrayalım. Çok fazla küçük değil, çatala gelecek şekilde. Bunlar olgunlaştığı zaman çok beklemiyor. 1-2 gün içerisinde hemen böyle büyütmüş içindeki taneleri. Aslında ilk toplanan taneleri tohumlukta ayırıyorlarmış. Ben her sene ekmiyoruz. Bazen ekiyoruz, bazen ekmiyoruz. Bakla çok çabuk böcekleniyor. Tatlı bir sebze olduğu için böcekler de seviyor bunları. Onun için olur olmaz hemen yiyoruz, topluyoruz. Evet, şimdi bunlar burada beklerken ben soğanımı, yeşil soğanımı, sarımsağımı ve dereotumu doğrayıp hazır edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz yemeğimizi yapmaya. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyorum. Daha sonra doğramış olduğum soğanlarımı, sarımsaklarımı yağımızın içine atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine hemen tuzunu katıyorum. Gördüğünüz gibi iri tuz arkadaşlar, kaya tuzu. Sağlıklı olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum mutfağımda. Ve hemen üzerine bir yemek kaşığı şeker katıyoruz arkadaşlar. Soğanlarımız karamelize olsun diyerekten. Ve ağzını kapatıyorum tenceremin. Bir miktar kavrulsun. Görüyorsunuz sizler de çok güzel bir şekilde soğanlarımız kızarmaya başlamış, karamelize olmuş.
Şimdi hemen baklalarımı atıyorum tencereme. İyice yıkadım, unundan arındırdım arkadaşlar baklaları. Kendi suyunda yavaş yavaş kavrulacak. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra tenceremin ağzını kapatıyorum. Ateşimi de kısıyorum arkadaşlar. Evet sevgili canlar, 5 dakika kadar kendi halinde kısık ateşte kavrulduktan sonra baklalarımız bu şekilde renk aldı. Şöyle bir hafifçe karıştırıyorum. Zaten taze olduğu için çok çabuk hemen pişiyorlar. Üzerine bir miktar daha un katıyorum. Bu una fazla demeyin arkadaşlar. Bu zaten toplamda bir kaşıktı. Yarısını bekleme esnasında üzerine döktüm. Yarısını da şu an döküyorum. Sizler isterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Bundaki amaç nedir? O evimizde pişerken bakla kokusu biraz ağır olabiliyor. Bu unu kattığım zaman inanın pişerken de koku yapmadı. Yerken de o lezzeti kendi lezzetini alabildim. Yani ağır bir koku olmadı. Daha sonra doğradığım dereotu ve yeşil soğanlarımı da kattım arkadaşlar. 2 bardak da sıcak su ekleyeceğim yemeğime ve kendi halinde pişmeye bırakacağım. Evet, toplamda yarım saati buldu arkadaşlar baklamızın pişmesi. Şu an suyunu kontrol ediyoruz. Tamamen çekmiş olması gerekiyor suyunu. Evet, görüyorsunuz size tencerenin dibini bayağı çok güzel bir şekilde suyunu çekene kadar pişti baklamız. Gayet güzel yumuşacık pişmiş baklamız. Şimdi ağzını kapatıp altını da kapatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Soğuduktan sonra bu şekilde geniş bir tabağa alacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz renginde sizler. Ben baklama bir limon suyu da sıkıp ekledim arkadaşlar. Limonlu bir şekilde tüketeceğiz. Dileyen üstüne sarımsaklı yoğurt yapabilir. O sizin yeme zevkinize, damak lezzetinize kalmış bir tercihtir. Yoğurtlu da sarımsaklı da çok güzel oluyor. Limonlu da çok güzel oluyor. Zeytinyağı, limon, sarımsak şeklinde. Dinlendiği zaman, soğuk olarak tüketildiği zaman daha lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde tabağıma aldım baklalarımı. Bizlere afiyet olsun, sevenlere afiyet olsun. Evet sevgili canlar, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Kanalımıza abonelikler ücretsizdir. Sizleri Şeker Çiftliği YouTube kanalımıza bekliyoruz.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın.